çağ kendi değerlerini doğurur. Her zaman seslerini, renklerini, insanlarını. Tarih sahnesinde asırlarca kalabilmiş şehirlerin sadece sokakları, caddeleri, mekanları ve binalarıyla değil, hatıraları ve hikayeleriyle de inşa edildiğini en son ne zaman söylemiştim? Nerede, kim için? Bazı yerlerde biraz daha fazla durdum. Belki de beni onlara çeken bir kaderdi. Sahici hikayeler sizi hep bir yerlerde bekler çünkü. Görmek, yine görebilmek. Her hikaye bir başka mirastır. Hayatı biraz daha iyi anlayabilmek ve taşıyabilmek için. Şişhane Meydanı'ndayız. İçimde hikayeleri ile yaşamış birçok mekan ve sokak var burada. Bu hikayeleri size anlatmalıyım. Ancak daha önce şehrin hafızası adına belki de es geçmememiz gereken küçük bir dokunuş. Buraya neden Şişhane dendiğini hiç düşündünüz mü? Eskiden buralarda, bu sokaklarda şişler imal edildiği için mi? Akla yakın görünüyor. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de yıllarca böyle düşündüm. Ne var ki işin aslı hiç öyle değildi. Semtin adı Şeşhane, doğrusunu söylemek gerekirse. Zamanla muhtemelen Şeşhane artık hayatın içinde yer almadığından veya halkın ağzı daha kolaya, uyguna alıştığından böyle bir değişiklik yaşanmış. Şeşhane, yivri bir tüfek cinsi. Tüfek talimlerinin yapıldığı bir meydanda mıyız öyleyse, imal edildiği sokaklarda mı? İkisi de mümkün görünüyor. Biz bundan sonrasını hayal edelim artık. Hangi savaş, hangi ayrılıkları getirdi? Hangi umudu, hangi hayatlara inancı? Altı kaval, üstü şişhane deyimi de buradan geliyor olmalı. Bildiğiniz gibi birbirine uyum sağlamayan durumlar veya şekiller için kullanılıyor. Şeşhanenin yivri bir tüfek olduğunu söyledim. İçindeki yivler, yani bir başka söyleyişle de oyuklar ve setler, tüfeğin daha güçlü ve daha uzun menzilli olmasını sağlıyor. Kaval ise yivsiz bir tüfek ve daha az makbul. İkisini birleştirmeye kalkınca böyle bir ifadeye gerek duyulmuş demek ki. Hikaye işte. İnanırız veya inanmayız. Hoşumuza gider veya gitmez. Ama bir başka hikaye daha var ki o da benim ilgimi çeker. Tavla oynayanlar şeşin Farsça'da altı anlamına geldiğini iyi bilir. Şeş ile altı arasında bir bağlantı kurmaya çalışmamın sebebi biraz da tarihsel gelişimlerle ilgili. Arkamda gördüğünüz bina 6. Daire-i Belediye adını taşıyor. Bu bina İstanbul'da düzenli belediye hizmetlerinin verilmeye başlandığı günlerin ilk belediye binası. Bu bölge 6. bölge olarak tespit edilmiş. Şeş 6. Acaba etrafındaki binalar, etrafındaki evler, haneler yüzünden mi bu semt bu adı almıştır? Bence bu ihtimal de değerlendirilmeye değer. Fresh Apartmanı'nın önündeyiz. Bu apartman Galata'nın her geçen gün biraz daha çok değişime uğradığı günlerin
simgesi gibi duruyor adeta karşımızda. Ulaşabildiğimiz bilgilere göre 1905-1906 yılları arasında yapımına başlanmış ve son halini alması 4 yıl kadar sürmüş. Çevrede birçok apartmanın kendisini göstermeye başladığı yıllar. Aslına bakılırsa benzerlerini Orta Avrupa'da çok görüyoruz. Biraz barok, biraz Art Nouveau dokunuşları olan bir apartman görünümünde. Mimar Kyriakides cephenin, özellikle cephenin etkileyici olması için elinden geleni yapmış. Bazı yerlere kondurduğu heykeller de buna dahil. Ancak bu heykellerin bazıları dönemin değerlerine pek uygun olmadığı için istendiği yere konamamış. Malta taşından yapılmış dış cephesi, İtalya'dan getirtilen mermerden de merdivenleri. Anlayacağınız, hiçbir masraftan kaçınılmamış. Binayı yaptıran Beyrutlu, çok varlıklı, Hristiyan, muhtemelen Maroni bir iş adamı. Monsieur Selim Anna French. O kadar varlıklı ki Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki limanlarını 99 yıllığına kiralayabilecek iddiaya da, devlete borç para verebilecek güce de sahip. Ailesiyle yaşamak için ikinci katı seçmiş. Ancak burada sadece 2 yıl yaşayabilmiş. 3 çocuğu olmuş. Jean, Alfred, Angel. İhtişamlı bir evlilikten tabii. Servet serveti çekiyor. Frej ailesinin zamanın akışında şehrin diğer çok zengin ailelerinden Glavaniler ile yolunun çakışması elbette bir tesadüf olmayacaktır. Bu aile de neredeyse tüm tepe başının sahibi. Biz bu hikayede daha çok Angel'in izini sürebiliyoruz. Angel, evlilik çağı geldiğinde Kurtuluş Savaşı'nda bir kurmay subay olarak Yunan komutanı Trikopis'i Dumlupınar'da teslim almasıyla ünlenen Feridun Dirimtekin ile evlenir ve Aysel adını alır. Daha sonra çok kıymetli sivil görevlerde bulunacak bir şahsiyet olacaktır Feridun Bey. Emekli olduktan sonra apartman 148 bin lira karşılığında satılacaktır. İşte böyle insanlar gelir geçer, geriye hatıraları kalır. Bedenler göç eder, ruhları kalır. Bu binanın önünden her geçişimde, belki de biraz ihtişamına kapıldığımdan olacak, içimden bir ürperti geçer, bazen de bir hüzün. Hep düşünürüm neler yaşanmış olabileceğini, hangi hikayelerin buradan geçmiş olabileceğini. Eminim birçok şehir sakini de aynı fikirdedir benimle, aynı duygulara kapılır. Kitaplarını çok sevdiğim, bazen de hayranlık duyduğum Nazlı Eray ise bu işi biraz daha ileri götürür ve Fresh apartmanında geçen, bu apartmanda geçen bir hikaye getirir gözlerimizin önüne. Madame Angel artık bambaşka bir maceranın ve bambaşka bir sahnenin içindedir. Ve biz bu hikayeyi iki küçük çocuğun Nazlı ile Osman'ın gözlerinden görmeye çalışırız. Onların duygularından geçerek anlamaya ve okumaya çalışırız. Şimdi bu kitaptan birkaç satır okumaya değmez mi? Karşıda Maliye Şubesi'nin az aşağısında, kule dibine doğru inen sokağın köşesinde görkemli Fresh apartmanı vardı. Üstü mermer oymalı, gri taştan yapılmış muhteşem bir yapıydı bu. En üst katta Madame Angel yaşıyordu. Sarışın, çok güzel, rüya gibi bir şey.
Bir efsaneydi Madam Angel. Mahallede çok konuşulurdu. Osman'la ben turşucuda gazozumuzu içerken dükkanda konuşulanlara kulak kabartırdık. Zengin bir adamın karısıydı Madam Angel. Partiler veriyordu. Fresh apartmanının en üst katındaki görkemli dairesinde. Deli diyordu turşucu. Aklı yerinde değil Madam Angel'in. Kocası Feridun Bey idare ediyormuş onu. O şuh kahkahalar, uzun uzun gülmeler, sarı şifon ve tül karışımı enfes tuvaletler, elinde incecik saplı şampanya bardağı Madam Angel. Dinliyorduk olduğumuz yerden. Gazozum hiç bitmesin istiyordum. Kıpkırmızı boyalı, yeni çıkan vişneli gazozumdan açtırmıştım. Madam Angel. Gece Fresh apartmanının üst kat penceresinden duyulan Arjantin tangoları. Şuh bir kahkaha. Madam Angel olmalı. Çok eğleniyor bu gece. Geriye kalan sayfalarda neler yaşandığını kitabı okumak isteyeceklere bırakalım. Biz şimdi başka hikayelerin izini sürmek zorundayız. Bir köşe başındayız şu anda. Arkamda Bankalar Caddesi var. Bu cadde şehrin tarihine adı üstünde bankalarıyla yazdırmış. Eski adı ise Voyvoda Caddesi. Evliya Çelebi bu caddeden seyahatnamede bahsediyor. Voyvodalar bir çeşit vergi memuru. Vergi topluyorlar ama has denen 100 bin liranın üzerindeki yüksek gelirlerden. Onlar da zaten padişaha, sadrazama, beylerbeylerine veya sancakbeylerine verilirmiş. Voyvodalar imparatorluğa zaman zaman sorunlar çıkartan devlet görevlileriymiş. Bunların en ünlüsü de elbette adını tarihe kazıklı voyvoda olarak yazdırmış Vlad Tepeş. Namı diğer vampir Kont Drakula. 1448 yılındaki ölümüne kadar 3 kez Eflak Voyvodası olmuş. Düşmanlarını kaza oturttuğu için bu adı almış. Kazıklı Voyvoda veya namı diğer Kont Drakula. İsterseniz daha ileri gitmeden maceralarını Bram Stoker'ın yazdıklarında bırakalım. Zaten artık pek az kişi bu caddenin korkuyu çağrıştıran adını hatırlıyor. Bankalar Caddesi'ne gelince buranın bir iş merkezi halini alması 1860'lı yıllara denk geliyor. Yakınlardaki Galata'da olduğu gibi bir gece hayatı olmamış hiç buralarda. Görkemli binalar birer çağ tanığı gibi hala karşımızda duruyor ama. Şehre en azından o günlerin değerleri dikkate alındığında başka coğrafyalardan gelen esintiler. Yabancı dokunuşlar nasıl da hissediliyor. Zamanla onlar da kendi yerliliklerini kazanacaktı şüphesiz. Tarihin buradaki akışı da böyle olmalıymış. Yaşananlar gerçeği bir daha hatırlamamızı gerektiriyor. Bankalar Caddesi'nde birçok iş yeri vardır ama bazı edebiyat yolcularının bizde bıraktıkları da vardır. Çocukluğun Soğuk Geceleri adlı romanında Tezer Özlü bizi bu caddeye götürür. Pek sevmediği okulunun kendisinde bıraktığı izlerle ilgilidir belki de bunlar. Binaların kendisinde uyandırdığı duygular o kitabın satırlarından geçer. Kış aylarında yağmur en çok bizim okulun beton avlusuna yağıyor. Karaköy alanından kule dibine çıkan dik yokuşla birlikte iki kıyısında yükselen koyu gri yapıların mimari özellikleri Orta Avrupa kentlerinin eski karanlık sokaklarını andıran Bankalar Caddesi başlar. Kentin esintili havası varsa güneşi artık burada kesilmiş, gölgeler garip biçimde koyulaşmıştır. Yabancı bankalar, azınlık adları taşıyan dükkanlar,
dış ülkelerden satın alınmış makineler, caddeye birleşen dar, meyilli sokaklar, sonra kule dibine, oradan şişhaneye, tünele sürüp giden yokuşlar, özellikle o yıllarda hiçbir yerli öğe taşımıyor. Bankalar Caddesi'nde ilerlerken sağa gizlenmiş bükümlü gri taş merdivenler Karçınar Sokağı'nın başına çıkar. Buradaki okul, kilise ve daha ilerideki hastanenin büyük eski yapıları güneşi bir kez daha keser. Gölgeleri bir kat daha koyulaştırır. Bu yapılar sığınak gibi dar geçitler ve gizli merdivenlerle birbirine bağlanmıştır. Erkek lisesindeki papazlar, kız lisesindeki rahibeler, kilisede sabahın alacakaranlığında başlayan dinsel ayinler, bu Orta Avrupa havasını orta çağa dek geriye iter. Şimdi bu binalar bize geçmişten sesleniyor. Bugün yapılanları düşündüğümde, geçmişte yapılanların nasıl bir sanat kaygısı taşıdığını söylemek geliyor içimden. Her devrin kendine göre değerleri var şüphe yok ki. Tam da burada önemsediğim bir soruyu sormak geliyor içimden. Bu binaların şehir hayatına katıldığı günlerde acaba o günleri yaşayanlar bir aykırılık görmemiş miydi? Bu binaların şehir ruhuna uymadığını, birer batı taklidi olduğunu düşünmeye değmez mi? Tarihin akışını değiştiremeyiz, evet. Şu anda tam da bu akışın değiştirilemediği bir yerdeyiz. Hem bu ülkenin hem de bu şehrin tarihinde derin izler bırakmış bir kurumun, Osmanlı Bankası binasının önünde. Zaman yürüyüşümüzde burayı görmeden edemezdik. Şimdi bu yolculuğumuza devam edelim. Bu muhteşem bina Osman Hamdi Bey tarafından mimar-ı şehir olarak adlandırılmış. Sanayi Nefise Mektebi'nin mimarlık bölümünün kurucusu Alexandre Valori tarafından 1892 yılında yapılmış. Valori bu şehre 25 yıl boyunca ders verdiği mektep dahil çok eser kazandırmış bir mimar. Osmanlı kültürüyle Batı'nın değerlerini birleştirmesiyle tarihe geçti o da. 25 yıl süresince de kesintisiz dersler vermiş. Kim bilir nasıl bir hocaydı. Bugün öğrencileri de hayatta değil. Ne gam, eserleri hala ayakta. Burası Osmanlı Bankası. 1856 yılında İngiliz sermayesiyle Bank-ı Osmani adıyla kuruldu. 1862 yılında da Fransız ortaklarının katılımıyla Bank-ı Osmani Şahane adıyla tarih sahnesindeki yerini aldı. O günlerde savaşlar da dahil birçok badire atlatacağını ve sert zaman rüzgarlarına dayanarak 2001 yılına kadar yaşayacağını kim tahmin edebilirdi? Bu binayı biliyorum. Burada bankacılık faaliyetlerinin yapıldığı günleri de çok iyi hatırlıyorum. İhtişamı beni nasıl da etkilemişti. Üniversitede öğrenciydim. Büyük bir tutkuyla kitap okuduğum günlerdi. Elimdeki kısıtlı imkanlarla harçlıklarımın önemli kısmını bu kitapları edinmeye, bazen de yurt dışından getirtmeye çalıştığım günler. Ülke bir döviz darboğazındaydı. Kitap almak için gereken küçük miktarları bile bulmak zordu. Bu bankanın yurt dışındaki bazı iştirakleri sebebiyle imkanlarının daha geniş olduğunu söylemişlerdi. Çalışanları arasında gittiğim İspanyolca kursundan tanıdığım bir genç kız vardı. Yardım etmek için elinden geleni yapmıştı.
Onu şimdi bana çok hüzünlü gelen gülümsemesiyle hatırlıyorum. Geçmiş zaman. Kitaplar, kitaplar, kitaplar. Kendimi henüz daha yeterince farkına varmadan yazmaya hazırladığım romanlar, hikayeler. Bazılarının temeli meğerse burada atılmış. Bankanın tarihi bir hayli uzun. Yurt dışında farklı ortaklıklarla şube açmaktan, imparatorluk döneminde para basmaya, tütün iştiraklerinde bulunmaya, demiryolu inşaatları yapmaya kadar birçok alanda faaliyetlerde bulunmuş. Şimdilerde bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Onca belgenin korunması gerekiyordu neticede. Şehirlerin aynı zamanda hatıralarıyla da değer kazandığını boşuna mı söylüyoruz? Madem şehrin hafızasında yer almış hikayelerden söz ediyoruz, gelin şimdi de bir başka hikayenin gizli yollarına dalmayı göze alalım. Bu gördüğünüz Kamondo merdivenleri. Şehrin en bilinen merdiveni diyebiliriz. Bu yakaya gelip de burada fotoğraf çekmeyi ya da fotoğraf çektirmeyi denemeyen yok gibidir. Buna bu şehre gelen yabancı gezginler de dahildir. Sevgililerdi. Adının Aşıklar Merdiveni'nde de çıkmış olması boşuna değildir. Bu hikayeye göre merdivenleri dönemin ünlü hatta efsanevi bankeri Abraham Salomon Kamondo, Avusturya Lisesi'nde okuyan torunlarının yolunu kısaltmak ve kolaylaştırmak için yaptırmış. Bu cömertlikten de iş yerleri Galata'da, meskenleri Pera'da bulunanlar da fazlasıyla nasiplenmiş. Alışkanlıkları bozmak zordur bazen. Aynı işlevi görebilecek tünelin bile uzun yıllar bu yolla rekabet edemediği söylenir. 1850'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen bu merdivenlerin birilerinin bir kazaya uğrayıp düşmesi halinde hiç değilse bir yerlere tutunabilmesi için yapıldığını söyleyenler vardır. Peki, kim bu Kamondo ailesi? Hikaye kimi yönleriyle hayranlık uyandırıcı, kimi yönleriyle de çok acıklı. Yükseliş ve düşüş. İki sihirli kelime. Bu yüzden de birçok romana konu olmuş. Nora Şeni ile Sophie Leternek'in yazdığı Kamondolar Bir Hanedanın Çöküşü ile Pierre Assouline'in yazdığı Kamondoların Sonuncusu adlı romanlar ilk aklıma gelenler. İspanya'dan, Enkizisyon'dan kaçmak zorunda kalıp bir dönem Venedik'te bulunduktan sonra İstanbul'a 18. yüzyılda yerleşen bir Yahudi banker ailesinden söz ediyoruz. Ailenin en önemli bireylerinden Abraham Salomon Kamondo 1873'te İstanbul'da doğmuş. Dönemin şartlarından yararlanarak çok büyük bir servetin sahibi olmuş. Kamondo şehirdeki ilk belediyenin kurulmasına katkılarda bulunmasının yanı sıra şirketi hayriye ile dersade tramvay şirketlerinin gelişmesine de yatırımlarıyla yardım etmiş. Devlet katında büyük bir nüfus sahibi olması da bu yüzden kaçınılmaz olmuş. Kırım Savaşı'nda imparatorluğu finanse edecek kadar üstelik. Sonrası biraz karışık. Onu ilerlemiş yaşında kimilerine göre Yahudi cemaati içindeki kimi çekişmeler, kimilerine göre ise ticari kaygılar yüzünden Paris'e göç etmişken görüyoruz. Abraham Salomon Kamondo Paris'te ölüyor ama naaşı defnedilmeyi vasiyet ettiği İstanbul'a getiriliyor. Cenazesi büyük bir merasimle ve çok büyük bir kalabalığın
eşliğinde kaldırılıyor. O gün İstanbul borsasının kapandığı ve çevredeki birçok dükkanın kepenk indirdiği söylenir. Şehirde bu kadar sayılmış ve sevilmiş demek ki. Müthiş bir hikaye değil mi? Ancak dediğim gibi ne yazık ki zamanımız daha fazlasını anlatmamıza ve daha uzağa gitmemize imkan vermiyor. Olsun, şehir zaten bize birçok hikaye anlatıyor. Onlara da gidebiliriz. Zaten tarih duymayı ve dinlemeyi bilenlere birçok sarsıcı hikaye anlatmıyor mu? Her hikaye bizi farklı hayatlara ve duygulara çekiyor. Başkalarının hayatı. Ne sihirli sözler değil mi? Başkalarının hayatı. Sadece bilmediklerimizi daha iyi anlamak için değil, kendimizi de daha iyi görmek için. Hayata en çok o zaman bir anlam katabileceğimize inanmıyor muyuz?